Emekli amirallerin Montrö bildirisi nedeniyle yargılandığı davada 12 isim için savcı hapis cezası istemişti. Ve bugün duruşma var. Bedircan Özbey takip ediyor. Bugün bir karar bekleniyor mu Bedircan? Serap Belet, öncelikle şunu belirtelim. 103 emekli amiral mütalaya karşı savunmalarını verecekler ve bu savunmalarda gruplar halinde yapılacak. Yani bugün itibariyle 19 Aralık'a kadar belirlenen isimler mahkeme heyetinin karşısına çıkarak mütalaya karşı son savunmalarını verecekler. 19 Aralık'taki yapılacak duruşma sonrasındaysa 103 emekli amiralle ilgili kararın da açıklanması bekleniyor. Bugün 30 isim savcının açıklamış olduğu mütalaya karşı savunmalarını yaklaşık yarım saat önce yapmaya başladılar. Duruşma öncesinde ise sanık avukatları hem mütalaanın iadesi hem de iddianamenin iadesi için bir dilekçe vermişlerdi. Ancak mahkeme söz konusu taleplerle ilgili karar verilmesine yer olmadığına kararlaştırdı ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarına geçildi. Savcı mütalaası açıklandı demiştik. Peki o mütalaada neler söylendi? Neler yer alıyordu? Hemen onlarla ilgili de bilgi verelim. 12 emekli amiralin 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması savcılık mütalaasında talep edildi. Geri kalan sanıklarınsa beraati talep edildi. İşte o mütalaanın ardından da bugünden itibaren 19 Aralık'a kadar gruplar halinde 103 emekli amiral savcının açıklamış olduğu o mütalaya karşı son savunmalarını yapacaklar. 19 Aralık'taki duruşmadaysa kararın açıklanması bekleniyor. Son olarak da şunu belirtelim. Eğer bu 12 isim hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar bir hapis cezası isteniyordu, haklarında bu emekli amiraller hakkında bir hüküm çıkarsa da bu emekli amirallerin de rütbeleri o karar sonrasında sökülecek Serap Belet. Bedircan Özbey'e çok teşekkürler.